Altın derslerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için server kartı işleyeceğiz. Altın derslerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için server kartı işleyeceğiz. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi kaplamalı, bol soketli ve 8 mikron değerinde altın kaplama bir server kartımız. Yani bu bir nevi telekom santral kartı diye de geçer. Görmüş olduğunuz gibi kaplamaları bol sarılı ve hep soket girişinden arkadaşlar ürünümüz. Şöyle göstereyim daha yakından. Bol soket girişli ve sarı kaplamalı. Yine şöyle server kartı isteyen arkadaşlara şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi sarı göbek işlemcili server kartlarımız. Arkadaşlar bu kartları işleyebilmeniz için önce ürün işlemesini öğrenmeniz gerekiyor. Sonrasında zaten müşterilerimiz biz bunları sizler için hurdalıklardan temin edip sizlere gönderiyoruz. Fakat ürünü işlemeyi bilmeyen arkadaşlar yani bunları alsanız da ziyan edersiniz. Çünkü bunlar çok değerli kartlar. O yüzden önce basit kartlarla başlıyorsunuz. Sonrasında server, telekom, santral kartlarına geçiş yapabilirsiniz. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bu kartımızı pinlerini sökerek işlemlerimize başlayacağız. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Önce kaplamalarını çıkaracağız. Sonrasında nitrik asit ve kral suyu yöntemimizle ürünümüzü çökerteceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün pinlerimizi söktük şöyle potamızda. Arkadaşlar bunlar değerli pinlerdir. Oranları yüksektir. Şöyle hatta bir tanesini göstereyim. Şöyle daha detaylı olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok kalın mikron kaplama altınımızdır. Yine şöyle gösterelim. Birazcık kaldı burada. Bunları da diğer ürünlerimizi işlerken onlarla beraber işleme tabi tutabiliriz arkadaşlar. Biz şimdi sizlere örnek olarak ufak bir kaplama. Burada arkadaşlar bayağı bir 3-4 gramlık ürünümüz var. Yani şöyle söyleyelim size 3-4 gram derken bu kartların oranları çok yüksek olduğu için yani bir karttan 1 gramlık bir ürün temin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar pinlerimizi beherimizin içine dolduruyoruz ve doldurduktan sonra asitlememizi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu kaplamalı ürünlerimizin kalayını, nikelini temizlemek için yine ne kullanıyoruz? Eco 73 kullanıyoruz. Yani bu ön işlem ajanı olarak, endüstriyel ürün olarak bizim bu ürünlerimizi temizlemede birebir etkili oluyor. Toprak için de kullanabilirsiniz. Kaplamalı ürünlerin kalayını kalay sökmede de kullanabilirsiniz. Şimdi ürünümüzün üzerine Eco 73'ü üzeri kaplanacak şekilde boşaltıyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, şimdi geldik asitlememizi, ekomuzu süzdük, yıkamasını yaptık arkadaşlar. Şimdi nitrik asit ve su ile ürünümüzü kaplamalarından ayıracağız. Şimdi ilk olarak ürünümüzün içine suyumuzu boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar, suyumuzu koyduk. Şimdilik de nitrik asitimizi ilave ediyoruz. Evet, yeterli. Gördüğünüz gibi hemen tepkimeye girdi. Şöyle gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar, kral suyumuzu oluşturduk, kaplamalarımızı erittik. Şimdi ilk olarak asitimizi çökertmeden önce üre atıyoruz arkadaşlar. Teknik üre atıyoruz. Birazcık atsak yeterli. Şöyle birazcık asitimize tepkime var mı bakıyoruz. Teknik üre arkadaşlar. Asiti nötralize etmek için kullandığımız üre çeşididir. Evet, birazcık şöyle görüyorsunuz, çalkalayalım. Üremiz erisin içinde. Nerede bizim cam çubuğumuz? Evet. Evet, üre eridikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Çökertici ilacımız olan hidrazin hidrat kullanıyoruz. Hidrazin hidrat ile kral suyunu çökertebiliriz arkadaşlar. Ya bunun yerine birçok ürün var ama hidrazin biraz daha yoğun olarak etkili oluyor. O yüzden bizler bunu tercih ediyoruz. Hidrazin hidratınızı, yani bir kapak hidrazin hidrat yeter arkadaşlar. Kapağımıza dolduruyoruz kendi kapağıyla. Hidrazin hidrat ile çökertme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen karardı arkadaşlar. Yani bize madenimiz artık çökme aşamasına geçti ve kahverengiye doğru dönüyor arkadaşlar. Ürünümüz temiz olduğu için kahverengi oldu. Bazı ürünlerde arkadaşlar siyah olabilir, kum gibi çökebilir. Onu temizlemek için tekrardan kral suyu yapıp tekrardan çökertirseniz kahverengiye ulaşırsınız arkadaşlar. Ta ki kahverengi toprağı görünceye kadar kral suyu yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ürünümüzü çökme işlemine bırakıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat duracak. 5-6 saat sonra arkadaşlar süzüp erime işlemini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, ürünümüz çöktü. Şimdi kral suyumuzu, çökmüş ürünümüzü süzeceğiz. Dibinde tortumuz zaten görünüyor. Yavaş bir şekilde süzüp arkadaşlar kaynar suyla yıkamasını yapacağız. Şimdi yavaş bir şekilde süzüyoruz. Evet, yavaş bir şekilde sıvımızı diğer vehre boşaltıyoruz arkadaşlar.
Şimdi kaynar suyla arkadaşlar 2-3 defa yıkamasını yapıyoruz toprağımızın. Az bir attık. Şöyle dikkatli bir şekilde. Evet, zaten toplandı arkadaşlar. Şöyle gösterelim, dibinde görüyorsunuz kahverengi toprağımız. Şimdi bir defa daha yıkayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kahverengi toprağımız. Ürününüz temiz ise arkadaşlar direkt ilk çökertmede kahverengi toprağı yakalayabilirsiniz. Fakat ürününüz pisse, yani zayıf kaplamalı ürünlerse çok ince çöker, sıvı gibi çöker, kum gibi çöker. Onun için ne yapıyoruz? Kral suyunu defalarca yapıyoruz arkadaşlar. Yani 1-2 üçüncüde artık madenimiz saf bir şekilde çökmüş olacaktır. Şimdi bunun kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Toprağımızı kuruttuk. Şimdi toprağımızı arkadaşlar potamızın içine koyacağız. Ve daha sonra eritme işlemine başlayacağız. Şöyle toprağımızı yavaş bir şekilde potamıza koyuyoruz. Fırçamızı yardımıyla da alalım. Evet, şöyle döktük. Madenimizi görmüş olduğunuz gibi. Daha önce de arkadaşlar toplayamadığımız altın parçacığı var burada görmüş olduğunuz gibi. Küçük minik bir tane. Onu da şimdi madenimiz toplandığı zaman onu da içine alacak. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ürünümüzün üzerine boraks atıyoruz. Çok az atıyoruz. Şöyle göstereyim. Hafiften şöyle. Evet, yeterli. Evet arkadaşlar, madenimizi erittik. Görmüş olduğunuz gibi server kartımızdan 1,5 gram bir maden elde edebildik. Arkadaşlar oranlar çok çok yüksektir bazı ürünlerde.
Siz de bu şekilde hurdalıktan ya da bizlerden bunları sipariş ederekten ürün işlemeyi öğrenin. Bu geleceğin mesleği arkadaşlar. 2 gün sonra size şöyle söyleyeyim. Dünyadan Türkiye'ye de hurda girişi başlayacak. Yani çok yakın bir zamanda şu anda kanunen bizim ülkemize hurda girişi, elektronik kart hurdası girişi yasak. Örnek veriyorum Çin'den ya da diğer ülkelerden. Ama bizden girişleri serbesttir. Fakat çok yakında bizim ülkemize de hurda girişleri başladığı zaman bu meslek gruplarına sahip insanlar gerçekten çok güzel gelirler elde edebilecek. Herkesin bir tutkusu var arkadaşlar. Bizim de tutkumuz bu. Görmüş olduğunuz gibi elektronik kartlar. Ve yine şöyle göstereyim. Arkadaşlar tutulmayacak gibi değil. Görüyorsunuz sarı göbek işlemcilerimiz. Bir dahaki videolarımızda bunların da işlemcisi size göstereceğiz. Bunlar arkadaşlar oranları en yüksek ürünlerden biridir. Bunlar nerelerde çıkar? Çok eski serverlarda, çok eski bilgisayar kasalarında çıkar. Bunları siz de değerlendirebilirsiniz. Yine şöyle göstereyim bakın. Server kartımızda sarı göbekli işlemci. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.